oksijenin öneminden devam ediyoruz. Varoluşumuzun asıl kaynağı olduğu için bütün dünyanın varoluşunun, o yüzden kendisine büyük önem vermeliyiz. Çok fazla yiyecek guruları olarak bahsediyoruz yemeklerin öneminden, gıdaların sağlıklılığından, ama bu taraftan bakalım diye temel noktaya geri döndüm ben. Oksijenle ilgili anlamlı bilgileri sıralamaya çalışıyorum. Birincisi, asıl enerjiyi yemekten önce oksijenden alıyoruz. Çünkü yemeği yakıyoruz. Oksijenle demiştik. Yakmak şey gibi, yani enerjiye dönüştürmek gibi. Şimdi bu yemeklerin bir süresi sağlıklısı vesaire falan var, problem yok. Ama oksijen konusunda enerjiden şimdi bir de şeye gelelim. Hani bu yağ yakmak lafı var ya. Yağ yakalım, yağ kaybedelim, istenmeyen bel bölgesi yağları falan. Şimdi bu konuyu da oksijene bağlayabiliriz. Şöyle bağlıyoruz. Bir, aklımıza tutulacak birinci kural. Eğer ortalıkta oksijen yoksa gövdede yağ yakılamaz. Biyokimyasal olarak, işte beta oksidasyon diyebilirsiniz, yağ aside oksidasyon diyebilirsiniz. Bak lafı adı üstünde. Yağların okside edilmesi, oksijenle yakılması. Bunun yapılabilmesi için yağlarla oksijenin yan yana olması lazım. Ortalıkta oksijen yoksa yağlar enerjiye dönüşemiyorlar. Zaten bizim dediğim gibi üstün canlı olmamızda yüksek enerji oksijenle elde etmek var ya, glikozdan bir tık modeli yükseltmişiz. Hani biraz daha yüksek enerji elde ediyoruz ama şekerden. Yağdan iyice yüksek enerji elde ediyoruz ve sadece oksijenle elde ediyoruz. Ortalıkta oksijen yoksa o yağ yakılamıyor. Tamam mı? O yüzden mesela işte sporda işte yağ yakmak falan, işte egzersiz yap, nefes al falan diye söylenir, değil mi? Ama bizim konumuz o değil. Yani asıl konumuz yağ yakarken oksijene ihtiyacımızı vurgulamak ya. Bir önceki videoyla bağlarsak. Mesela bizim eğer nefes almakla ilgili sorunlarımız varsa, dediğim gibi deviasyonumuz, dişi sıkmamız, uyku apnemiz, sigara içmemiz falan varsa nasıl yağ yakacağız? Yani gövdeye giren oksijen azalmış oluyor. Sürekli ofisin içindeysek, yeterince iyi oksijen alamıyorsak nasıl yağ yakacağız? Yani sadece kilo veremiyorum, yağımı yakamıyorum, yağdan kaybedemiyorum gibi hani o bildiğiniz klasik konuşmaların arkasında bile önce kafayı oksijene takmak lazım. Yani ortalıkta oksijen yeterince hücre içerisine girmiyorsa, yani kullanacak alana, o yağ tabii ki yakılamaz. Onun için kilo vermek söz konusuysa nefesle, oksijenle ilgili bir sorun varsa, dediğim gibi sigara içmeler, egzoz, sürekli ofis içinde olmalar, panik atak şeklinde küçük küçük nefes almalar, bir rahat etmemeler, değil mi? Gece boyunca iyice oksijensiz kaldığımız, işte burundaki alerji, deviasyon, apne vesaire, kilo vermek diye bir şey söz konusu olamaz. Zaten kilo olmasa bile şöyle düşünelim. Bizim vücut için enerji ne kadar önemli ve biz onu yemekten almaya çalışıyoruz, değil mi? Yağdaki enerji glikozdakinin kat kat üstü. Ama o yağın gidip sana depo olmaması için, enerjiye çevrilmesi için, yani yediğin yemekteki yağın sana kilo değil de enerji olabilmesi için ortalıkta yeterince oksijen olması gerekiyor ki o yakılabilirsin. Yani nasıl şömineyin içerisinde odun yanıyor, değil mi? Oksijensiz yanıyor mu? Kibritin üstüne şey, bardağı kapat, sönüveriyor. Onun gibi düşünün. Gerçekten oksijenli bir tür yanma işlemi oluyor biyokimyasal olarak ve glikozu biz oksijensiz de yakabiliyoruz. Anaerobik solunum, fermentasyon, çürüme, turşulaşma, bu lafların hepsi aynı. Oksijensiz glikozdan bir enerji elde ediliyor, az da olsa, ama yağdan enerji elde etmenin oksijensiz imkanı yok. O yüzden aklınıza kilo vermek, yağ kaybetmek, yağdan kaybetmek falan gibi laflar geldiğinde hemen soracaksınız. Benim nefesim yeterli mi? Benim oksijenim yeterli mi? Yani önce buna takılmanız lazım. Onun için de dediğim gibi bütün burun, ağız yollarının, akciğerin falan alerjiden, sigaradan, kötü havadan uzak olması lazım. Açık havada olmak lazım. Açık havada olmak oksijeni almak için niye daha iyi? Çünkü oksijenin yoğunluğu odanın içinde ve ormanda veya dışarıda farklı. Ormanda ne var? Bitkiler bizim için zaten oksijeni üretiyorlar. Ama santimetre küpe odanın içerisine düşen oksijen yoğunluğuyla dışarısı çok farklı. O yüzden ne kadar oksijen yoğunsa bizim için o kadar iyi. Çünkü her nefeste daha fazla oksijeni gövdeye almış oluyoruz. O zaman mesela şöyle bir mantık kurabilirim. Aynı süre boyunca az yediğin ofis haliyle tatilde, açık havada, ormanda veya deniz kenarında olduğun durumda
Şimdi kıyaslarsam aslında açık havada ve deniz kenarında olduğun zaman aynı sürede, aynı kımıldamayla, aynı yemekle daha çok kilo veririz. Çünkü hem de daha da enerjik hissedersin. Çünkü oksijen vücudundaki yağı da, yediğin yağı da yakar. Vücudundaki yağı çevirir, sana enerji verir. Yediğin yemeği kilo yapacağına sana enerjiyi döndürür. Böylece oksijen ve yağ konusunu birbirine bağlamayı aklınıza bir yere oturttuğumu umuyorum. Teşekkür ederim.